Bu arada Zeynep Gürcanlı'da galiba bir kulis var. Evet. Bir kulis var. Bu konuda bir kulisim var. Hemen onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidecek ve bu Amerika gezisi bayağı konuşuluyor. Yönetimden kimseyle görüşmeyecek ama kimle görüşecek biliyor musunuz? Boston'a kadar gidecek, MIT'ye kadar gidecek. Hem Aziz Sancar'la hem oradaki Türk bilim insanlarıyla, Türkiye'den ayrılmış, oraya gitmiş gençlerle görüşecek Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Türk vatandaşları Amerika'ya gitmişler. Bilim dünyasında, bilim alanında çok önemli yerlere gelmişler. Onlara diyecek, ben sizin arkanızdayım, siz de benim arkamda durun diyecek. Hani demişti ya İzmir'de, benim arkamda durmanızı bekliyorum diye. O bilim insanlarına gitmesinin sembolik yönü de bu aslında. Bir anlamda... Ben sahip çıkacağım eğer iktidara gelirsem. Artık bu işleri ülkenizde de yapabileceksiniz. Ülkenizde de dünyanın saygın bilim insanları olabileceksiniz mesajı içeriyor bu gezi. Bu şuna da çok önemli bir cevap değil mi aslında? Hep Kemal Bey'le ilgili şöyle de bazen hani AKP içerisinden karşı eleştiriler geliyor ya, Amerika'ya gidecek. Neye? İcazet almaya. En son demişti ya, icazet almaya gitmiyorum diye. Şimdi icazet almaya gitmiyorumun yanına bir de böyle bilim insanlarının yanına gitmiş olması... Bence önemli bir mesaj. Çok önemli bir şey. Bunu daha yeni öğrendim. Bugün öğrendim. Harika. Ve böyle heyecanlandım açıkçası kendi adıma. Ve paylaşmak istedim burada. Peki. Orada şöyle bir mesaj daha da var. Artık bu kompleksin de aşılması lazım. Güzel. Hatta bu gecikmiş bir seyahat. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerine de gitmeliydi. Gidecek, belki, gidecek. Evet, Almanya, Londra var. Evet, şimdi bunun çok daha önce de yapılmış olması gerekirdi ve bu eleştiriler, yok Amerika'dan icazet almaya gidiyor, yok Avrupa'dan icazet. Yani bu bir kompleks ya da belli bir kitlenin kompleksi. Hayır, bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri, Cumhurbaşkanı kadar olmasa da yurt dışında bu tür görüşmeleri, işte asıl yapılması gereken biraz önce Zeynep Hanım'ın söylediği, yani gidip orada Bernie Sanders'la da görüşecek ama Bernie Sanders'la görüşmenin bir yere kadar bir önemi var. Ama gidip üniversitedeki orada gerçekten bilim yapan, işte Aziz Sancar Nobel almış, orada hala şu anda bir sürü insanlar var ve onlarla bir araya gelmek, bu başka bir vizyonun da işareti, başka bir bakış açısının da işareti ve neyi hedeflediğinin de işareti. Yani benim hani arkamda durunun ötesine geçen bir... Burada da yapabilirsiniz. Evet, burada da yapabilirsiniz. Şöyle hem sırtını oraya yaslıyor, bilim insanlarına yaslıyor, hem de onlara bir güvence veriyor. Artı gibi. Buradakilere de kalın demek bu. Evet, bakın ben böyle bir bakış açısıyla bakıyorum. Hani orada ne varsa burada yapmaya çalışacağım. Bu bir hedefi koymak, bunu göstermek. Şimdi asıl bunun iletişiminin yapılması lazımdı. Hani ne zaman yapılsa kârdır ama bu bir kompleks Türkiye'de. Yani Amerika'ya gitti, kesin icazet alıyor. Yok böyle bir şey. Niye öyle olsun bir de değil mi? Hayır, niye? Yok böyle bir şey yani. Bunun kompleksini tamamlayayım aslında. Sen meslektaş olunca bana çok iyi bir top attın. Yakın geçmişten bahsediyorum. Çok iyi bir top attın. Hani bir böyle bir hafıza var ya. Hafıza var. Ve güçlü bir hafıza var. Güçlü bir hafıza var. Sayın Erdoğan sufli derken yurt dışındakilere. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da bilim insanlarını ziyarete gitmesi bence çok ayrı bir kayda değer bir durum. Bir tarafta aşağılık, adi, Türk Dil Kurumu'na göre söylüyorum. İnsanlara bu terimleri kullanırken diğer yandan da ana muhalefet partisi liderinin kalkıp da ta Amerika'da bilim insanlarına ziyaret etmesinin çok önemli ayrı bir değeri var. Aslında bunlar sufli değiller. Bunlar bilim insanlarılar. Çok güzel top atıyor bana tabii, aynı meslekten olduğumuz için. Tam da söylemeye çalıştım. Yani bu ziyaret hakikaten çok hoş, bu bilim insanlarını. Altılı Masa'nın aslında bütün yani işte seçimi kazanmak için sahip olacağı seçmen kitlesine nasıl bir Türkiye yaratacağını çok iyi anlatıyor olması lazım. Yani o Türkiye tahayyülünü yazması lazım. Burada da araya bir minik, kusura bakmayın, bir şey koymak zorundayım. CHP ile hiçbir organik bağım yok. Önce onu açıklayayım. Fakat CHP'yi... Olabilir ya. Ha, yok değil. CHP sadece seçmeniyim. Yani seçmeniyim. Onu söyleyebilirim. Burada şunu da söylememiz lazım. Demokrat Parti sisteminden, döneminden bu yana bu bütün sadece popülist partilerin oyunudur. CHP ısrarla sanki böyle elitist, monşer bir siyasi parti gibi tanındı. Ya 1970'lerde, bu ülkenin 1970'lerinde CHP'nin seçmeni baktığınızda yani köylerde, dağlarda yani Karaoğlan diye yazdılar. 1977 seçimi var. CHP ne zaman zengin mahallelerine girdi? Turgut Özal'dan sonra. Çünkü Turgut Özal yani şu an için Beyaz Türk'ü hala kabul etmiyorum. Evet, sıkıştı mı 90'lı yıllarda bu işte Beşiktaş, Şişli gibi mahallelere sıkıştı. Ama bunu böyle 2-3 yıllık bir şey ya da 5 yıllık bir hikayeyi CHP'nin koca hikayesine yazmayı ben çok büyük bir haksızlık buluyorum. Çünkü o koca tarihe baktığımızda CHP'nin tam tersi yani halkın partisi olduğunu görüyorsunuz şeyden ama ısrarla. Ama siz bunu ne kadar söylerseniz söyleyin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun öz eleştirisi var. Güneydoğu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir öz eleştirisi var. Biz gelip sofralarınızda oturmadık, çayınızı içmedik. Biz sizleri yok saydık. Bu 3-5 yıllık bir hikayede bakın. Hayır, 70'leri reddediyorum. Cümlemi bitireyim. Tamam. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirisini çok kale almak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar Güneydoğu'yu yok saydı. Doğu'ya gitmedi. Bugün oy oranlarına ben bir kamuoyu araştırması olarak bakıyorum. Baktığınızda Karadeniz'de CHP'nin oyu yok, İç Anadolu'da yok, Güneydoğu'da yok. SHP dönemini hatırlayın. Ne olursunuz. Tamam. Diğer yandan deniz kenarlarına baktığınızdaysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranlarının çok yüksek olduğunu görürüz. Bugün Genel Başkan diyor ki biz sizin sofranıza gelmedik. Bu bir öz eleştiri. Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Öncesinde Sayın Baykal var. Bu noktada eğer buralar yok sayılmışsa bu 3-5 yıllık bir hikayeye sığdırılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi buraları yok saydığını kendisi genel başkan ağzından söylüyor ve bir öz eleştiriyle söylüyor. Dolayısıyla da Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu öz eleştirilerini kayda almak ve önem vermek gerekiyor. Yoksa 3-5 yıllık hikaye değil. Ne olursunuz tamam. Şeyden. 3-5 yıllık bir hikaye olmasa bile ben tekrar tezimi şöyle savunuyorum ve bu konuyu kapatıyorum. Şimdi zaten siyasal iletişimi, kampanyacılık aslında sokakta oluyor. Yani biz hep işin reklam ve basın ilişkileri tarafını görüyoruz. Aslında işte bu toplumları, mahalleleri, sokakları örgütleme hikayesidir. 1970'lerdeki benim özellikle takıntılı olduğum 1977 seçimlerine bakıldığında CHP'nin yani Bülent Ecevit ve ekibinin nasıl dağı taşı samanlıklarda yatarak o gençlerin, inşallah bir gün anlatacağım o hikayeyi, beceri yani görüyoruz. Bunu gerçekten görüyoruz ve yapıyorlar. Sonra ve bunu da inanılmaz bir koalisyonla yapıyorlar, işte sendikalar, gençlik örgütleri. Sonra 80'li yıllara geliyoruz ve 80'leri hazırlayan yapının yani orada zaten 77'yi 78'i okuduğunuzda 12 Eylül'ün aslında gerçek anlamda kime yapıldığını görüyoruz. Bir kere 12 Eylül'ü okumadan bundan sonraki siyasi geleceği de okuyamayız. Şimdi ondan sonra sizin söylediğiniz yere geliyoruz. Haklısınız. Bu anlattığınız şey 90'ların yani SHP gerçeği var. SHP dediğiniz şey CHP'nin içinden çıkmış bir siyasi parti ve Güneydoğu'da çok ciddi oy almış bir yapı. Ama sonra CHP'nin kendi içindeki hikayeler, şimdi CHP tarihine girmeyeyim ve 90'lı yıllara geldiğimizde hakikaten söylediğiniz gibi partisinden kopup daha küçük grupların işte Deniz Baykal CHP'sinden bahsediyoruz. Kendi içinde böyle hizipleşen başka da olan bir yapıya geliyor. Şimdi bu sokaklara inmeme meselesinde de ben bu anlamda AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bir siyasal iletişimci olarak teşekkür borçluyum. Çünkü bizim gibi insanlar yaklaşık 20-25 yıldır siyasetin reklamdan ve televizyona çıkmaktan ibaret olmadığını, aslında taban örgütlenmesinin gerçek siyasal iletişim olduğunu, eğer gündelik siyasetin, gündelik sohbetlerin konusu olamıyorsanız seçimde de zorlu olacağınızı söylüyorduk. Bu anlamda bir uyanma çağrısı oldu ve CHP'de bu zoru, bu gerçeği sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu sayesinde gördü ve bu öz eleştiri yaptı. Ama bu öz eleştiri bitiriyorum. Bütün bir CHP tayine yapılamaz. Çünkü CHP'nin tayine çok büyük bir haksızlık olur.